Jimbom'da 4 yıllık imza, işte alacağı ücret. Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Devre arası öncesi hem iç hem de dış transfer çalışmalarına hız veren Sarı Kırmızılılar, yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar. Jimbom hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı. Çok sayıda ismi kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, özellikle Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in renklerine bağlayarak büyük ses getirdi. Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı Kırmızılılar'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında ise Yunus Akgün geliyor. Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus'un sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Sarı Kırmızılı yönetim harekete geçti. Aktarılan habere göre 17.2 milyon lira kazanan Yunus'un maaşı zam yapılarak 50 milyon liraya yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi 4 yıllığına uzatılacak. Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Galatasaray yeni yıldızının peşinde. Jimbom devre arası transfer penceresinde Schalke 04'ün genç yeteneği Mehmet Aydın'ın kadrosuna katmak için somut girişimlerde bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı formayla sahaya çıkacağı iddiaları hızla yayılırken, Aydın'ın geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynadığı süreçteki başarılı performansı gözlerden kaçmamıştı. Sağ bek ve sağ kanatta oynayabilme özelliği Aydın'ı Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarına taşıdı. Kaan Ayhan'ın zaman zaman yaşadığı sakatlık problemleri ve Yelert'in hala tam anlamıyla takıma adapte olamaması bu transferin gerçekleşme şansını artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon euro civarında olan Mehmet Aydın farklı takımların da radarında yer alıyor. Transfer söylentileri her geçen gün güç kazanırken Aydın'ın devre arasında Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor. Bu transferin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek. Galatasaray yönetiminin bu konuda oldukça istekli olduğu ve anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor. Eğer transfer gerçekleşirse Mehmet Aydın'ın Sarı Kırmızılı ekibin sağ bek rotasyonuna önemli bir katkı yapması bekleniyor. Ancelotti Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Galatasaray'ın defans hattında görev yapan Davinson Sanchez için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantin'in önde gelen spor gazetelerinden Ole'nin haberine göre İspanyol devi Real Madrid, Kolombiyalı stoperi radarını almış durumda. Sanchez, 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a katılmıştı. Ancak Galatasaray'daki performansı Real Madrid'in dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Habere göre Real Madrid deneyimli savunma oyuncusu için Sarı Kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinin Sanchez'i kadrosuna katmak için oldukça yüksek bir bonservis bedeli önereceği iddia ediliyor. Ayrıca Davinson Sanchez'in bu teklife olumlu baktığı ve kariyerini Real Madrid gibi dev bir kulüpte sürdürmek istediği de belirtiliyor. Real Madrid'in özellikle savunma hattında derinlik kazanmak amacıyla bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülürken Galatasaray yönetiminin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Jimbom'da beklenmeyen gelişme. Sarı Kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İsmail Jakobs yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olacak. Senegal Futbol Federasyonu da oyuncunun durumuna ilişkin bir duyuru yaptı. Monaco'dan transfer edilen Jakobs, Galatasaray'da kısa sürede dikkat çeken performanslar sergileyerek beğeni topladı. Ancak gelen son haberler taraftarları üzdü. Joao Essen kaynaklı habere göre Jakobs'un dizinde ciddi olmasa da ameliyat gerektiren bir problem tespit edildi. Bu hafta operasyon geçirecek olan oyuncunun sonrasında birkaç haftalık bir tedavi sürecine girmesi bekleniyor. Senegal Futbol Federasyonu ise Galatasaray'ın doktorlarından aldıkları bilgileri paylaştı. Jakobs'un sakatlığına dair yapılan MR sonuçları ameliyat kararını doğruladı. Jakobs Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 523 dakika sahada kalmış ve bir asistlik katkı sağlamıştı. Galatasaray'a delik gön piyangosu. Sarı Kırmızılı takımın yaz transfer döneminde Werder Bremen'e satın alma opsiyonluk kiraladığı Alman sol bek, Alman ekibinde göze girmeyi başardı. Werder Bremen yöneticisinden konuyla ilgili açıklama geldi. Werder Bremen yöneticisi Peter Neumayer, Galatasaray'dan kiraladıkları Derik Kön için açıklamalar yaptı. Derik Kön'ün satın alma opsiyonu kullanılacak mı sorusunu yanıtlayan Neumayer, "Derik Kön şu ana kadar beklentilerimizi karşılamayı başardı," dedi. Ekonomik durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Peter, "Şimdi bunu düşünmenin zamanı değil çünkü ekonomik durumumuzu her zaman göz önüne almalıyız. Bunun kararını sezon sonu vereceğiz," diye konuştu.
Werder Bremen Derek Gönül'ün bonservisini almak isterse Galatasaray'a 5.1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun kiralama sürecinde 400 bin euro başarı bonusu da yer alıyor. Ayrıca oyuncunun bonservisi şarta bağlı bonuslarla 300 bin euro daha yükselebilir. Deneyimli sol bek Freiburg maçında saatte 35.8 km hıza ulaşarak maçın en hızlı adamı olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu efsane atlet Usain Bolt'un 100 metre yarışlarındaki ortalama hızı olan 37 km sürate yaklaşmıştı. Barış Alper Yılmaz'a veda zamanı. Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın dev kulüplerinden biri olan Tottenham yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar. Süper Lig'in köklü takımlarından Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz yıl sergilediği müthiş performansla göz doldurmuştu. Ancak bu sezon beklentilerin gerisinde kalan yıldız isim, eleştiri oklarının hedefi oldu. Galatasaray taraftarının yoğun şekilde eleştirdiği Barış Alper Yılmaz, performansındaki bu gerilemeyle gündeme otururken transfer konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu için devreye giren İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, ara transfer döneminde oyuncuyu kesinlikle kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon takımın şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz bu sezon ise hayal kırıklığı yarattı. Tottenham'ın Barış için dev bir teklif hazırladığı ve Galatasaray'a bu teklifi sunacağı iddia ediliyor. Sarı Kırmızılı kulüp ise oyuncuyu satarak Sacha Boey transfer rekorunu geçmeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir. Galatasaray'da ayrılık sinyalleri. Sarı Kırmızılı ekipte yedek kalmaktan memnun olmayan yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İşte detaylar. Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde takıma kattığı oyunculardan büyük fayda sağlayan Galatasaray aynı zamanda kadrodan ayrılan isimlerle Florya'da huzuru yeniden tesis etti. Sağ içindeki uyum kadar sağ dışında da birliktelik yakalayan Sarı Kırmızılı ekipte tek sorun Hakim Ziyech. Young Boys maçlarının ardından yedek kulübesinde kalmaktan rahatsız olan faslı futbolcu ayrılmak istiyorum resti çekmiş ancak istediği teklifleri alamayınca takımda kalmıştı. Alınan bilgilere göre Ziyech yedek kalmaya tahammül edemiyor ve Okan Buruk'un bu sezonki ana planları arasında yer bulamıyor. Okan Buruk ise takım içindeki uyumu bozacak hiçbir şeye izin vermek istemiyor. Faslı futbolcunun sözleşmesinde Galatasaray'ın 2024-25 sezonunda çıktığı resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda kontratının otomatik olarak bir yıl uzayacağı maddesi yer alıyor. Ancak yönetimin bu opsiyonun aktif hale gelmesine izin vermeyeceği ifade ediliyor. Cimbom eski hedefine yöneldi. Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Cimbom transferin son gününde oyuncuyu kadrosuna katamamıştı.